Günaydın. Günaydın. Çok güzel bir dizi başladı geçen hafta. Hayat bildiği gibi gelsin. Ve dün akşam Kemer'deydik. İkinci bölümünü kaçırdık. Normalde perşembe akşamları oluyor. Ve YouTube'a yüklemişler. Şimdi uyandık. Hemen açtım. O esnada da ben de kahvaltı hazırlıyorum. Benim beylerden büyük olan markete ekmek, taze ekmek almaya gitti. Küçük olan beyefendi de tabii ki ne yapıyor? Keyif yapıyor. Şımarık şey. Yusuf gelince şu büyük yatağımızı kaldıracağız. Yorganları falan katladım. Ondan sonra burada neyimiz var? 3 tane yumurtamız var. Haşlıyorum. Tuz attım içine çatlamaması için. Oo. Suyumuz kaynamış bile. Altını çok harlı açtığım zaman kutları ısınıyor ve elim yanıyor. Kaçak çay koydum birazcık. Türk aldığım çaydan daha koymadım. Bu kaçak bitsin. Ondan sonra derenin çayını geçeceğim. O çayı da çok seviyorum aslında ben de. Neyse bunu bitirelim. Sonra şoktan aldığım çayı açacağım. Çok demleyeceğim. Şöyle bize ikişer bardak çıksa yeter. Ama su ilave etmem lazım. Çayın altında kalmadı. Gel bakalım. Siz nasılsınız? Keyifler nasıl bebişlerim? Dün kayınvalidem çorba yapmıştı. Lebeniye. Bize de gönderdi. Bu tabaklar lebeniyeden kalma. Manelinin birazcık içtik. Akşam yemeğine de lebeniye içtiğimiz için benim yemekleri, dünkü patlıcan oturtmamı ve makarnamı dolabıma koydum. Şimdi burada tabaklarım var. Çok küçük bir karpuz dilimimiz var. Bunu da böyle tabaklara koyacağım, kahvaltı tabaklarını. Herkese kahvaltı tabağı hazırlayacağım. Ortalara da şeyleri koyacağım. İşte tereyağı, reçel, fındık ezmesi, fıstık ezmesi falan. Dışarıda hava nasıl bilmiyorum. Hiç daha başımı bile çıkarmadım. Çünkü Yusuf sabah klima açtı. Bu aralar gerçekten dayanılacak gibi değil. Temmuz'un en sıcak günlerini yaşıyoruz herhalde. Şimdi şöyle tavalarımı koydum. Yemeklerimi. Şekerim var. Ben şeker hiç kullanmıyorum da Yusuf şeker kullanıyor çaya. Ondan sonra burada fıstık var. Şurada var. Zeytin. Ama siyah zeytin koyacağım kahvaltıya. Yeşil zeytin herkes yemiyor. Bir gün ondan, bir gün ondan değişiklik olsun. Şurada salamımız var. Salam da koyayım mı tabağa bilmiyorum ki herkes gene yemiyor ben gibi. Peynirden koyacağım. Tabak hazırlayacağım yani kızlar böyle ortaya değil de. Tabak hazırlayacağım. Herkes tabağını bitirsin kalksın minimal. Siz de hoşunuza gidiyor. Çok yazıyorsunuz böyle bana. Geçen böyle kahvaltı tabağı hazırlamışım demişim ki. Bana soranlar oluyor doyuyor musunuz diye. Onun üzerine demiştiniz ki. Vallahi israf etmiyorsun. Ben bu huyunu çok seviyorum. Herkesin doyacağı kadar malzeme koyuyorsun. Demek ki yalnız değilmişim. Bu huyumu beğenenler bayağı varmış. Kayısı reçelimiz, vişne reçelimiz. Bunları herkes ortadan ekmeğine sürebilir. Şimdi taze ekmek gelince güzel olur. Fisko krem. Başka ne çıkaralım? Tereyağına gerek yok. Şurada yumurtalı ekmeğim var. Dün kızartmıştım ya. Birer dilim bundan koysam tabaklara yenir mi acaba? Bu da kalmasın istiyorum. Bir de domates çıkaracağım ve salatalık doğrayacağım tabaklarımıza. Dün patlıcanın tutmalardan fazla arttı. Malzemem patates ve patlıcanım. Onu da koydum. Onu da bir yemek yaparım. Evet hadi bakalım. Sizi sabitleyelim ve kahvaltı tabaklarımızı beraber hazırlayalım.
Tabaklara doyurmayacak ne var bir baksanıza. Kalsiyum var, protein var, domates salatalık var. Ne hani olsun. Şimdi Yusuf gelsin hemen kahvaltıya oturacağız. Çay da demlendi. Ben daha diziyi başlatmadım. Yusuf bekliyorum. Yusuf seviyor çünkü diziyi. Aras kuzum. Hadi bakalım. Elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Kahvaltıya geliyoruz tatlım. Hadi oğlum. Makinem dün çalıştırmıştım. Makine biraz temiz. En sevmediğim iş. Makine boşaltmak. Artık öğrendin sen anneciğim. Ay şeye takıldı. Elbisem. Ne anneciğim söyle. Ne anladım ben? Hiçbir şey anlamadım oğlum. Burası beni yorma bebeğim. Şuralar dağılmıştı. Şey. Şunları azaltacağım buradan. Bugün günlerden cuma, hayırlı cumalarınız olsun. Aşklarım benim. Ay oy. Kemer'den aç geldik. Öyle uyumuşum. Şu anda kurt gibi açım. Dün akşam yemeği yerine işte çorba içtik dedim ya. Sonra Kemer de bir şey atıştıracak. Sonra dedik ki neyse. Yusuf'un çayını koysam mı? Soğur mu? İçeride çünkü klima da çalışıyor. Ben çayı bu arada demli içiyorum. Bayılıyorum demli çay içmeye. Bugün gene şöyle rutin bir evimizi temizleriz, toparlarız, lavabomuzu falan yıkarız. Çamaşırlar bir türlü birikmiyor. Yusuf çalışmadığı zaman evdeyken çok fazla çamaşır Allah'tan birikmiyor. Arasında zaten bir tane pijamayla bütün gün takılıyor. Ben deseniz zaten temiz kullanıyorum kıyafetlerimi. Hani pijamalarımı falan sık sık yıkarım sadece. O yüzden makineye çok çamaşır birikmiyor. İyi de oluyor yani. Tamam, kahvaltımız böyle. Bizimle beraber kim ne yiyorsa afiyet olsun size de bebişlerim. Pencerelerimizi açtık. Saat 1'e geliyor. Ben geçen buraları temizledim. Size göstermiştim ya, berbat haldeydi. Ama Nikoş'unuz tabii ki temizledi bebişlerim. Camlarımın kenarlarını sildim. Sadece camlarımı silmedim. Pencere kenarlarını sildim ama cam silmeyi hiç sevmiyorum. Ev işleri olaraktan gerçekten ama yapacak bir şey yok. Oh ne güzel esiyor. Hayatım planımız programımız nedir? Ne yapıyoruz bugün? Önce ben diyorum ki evimizi temizleyelim güzelce. Ondan sonra çıkalım. Çıkalım mı? Yusuf'a diyorum ki Aras'la Yusuf'a herkes iş bölüşümü yapsın diyorum. Aras'a ödevini yapma görevi verdim. Geziye gitmeden önce. Ben mutfağı temizleyeceğim ama Yusuf da yerleri süpürecek. Yatağı falan el birliğiyle topladık. Yusuf da bana diyor ki. Şimdi şu Aras'ın yatağını düzelteyim o arada. Abo şu tipime saçıma hele. Yusuf da bana diyor ki ben daha dün süpürdüm bu evi diyor. Gene mi süpüreceğim dedim ki biz kadınlar her gün ev süpürüyoruz. Normal yani bu kadar sıkılma yapacak bir şey yok. Hayat müşterek madem evdesin. Gülüyor oradan sırıtıyor. Sabahleyin Yusuf ekmek almaya girerken bizim minik izleyicilerimizle karşılaşmış markette. Onlara şimdi Yusuf'un kanalından selam göndereceğiz. Buradan da hepinizi çok çok öpüyorum. Aileleri de bizi izliyorlarmış. Annemin mahallesindeymişler ve çok selam göndermişler bize. Hepinizi çok çok öpüyorum. Ayrıyeten isimlerini tam hatırlamıyorum ama Yusuf'un şimdi kanalında ayrıntılı isimleriyle videosunu çekeceğiz. Güzel bir şey sevilmek yani. Bir de sizi böyle tanıyanların çıkması falan çok çok hoş. Aşkım 30 saniye oldu süpürge içi açalı. Öyle mi süpürülür ev? Neyse. Evimizi toparlayalım. Ondan sonra hazırlanıp çıkacağız. Hiçbir şey olmaz, ne olacak zaten şeye gidiyoruz.
Kanyon var burada, Kuzdere Kanyonu. Böyle şey, dağdan su akıyor. Çok güzel bir yer. Şimdi gidince çekeceğiz size. Harika harika güzel bir yer. Bugünü böyle değerlendirelim dedik. Denize değil de oraya gidelim dedik. Aras Kuzu hadi. Evi böyle temiz bırakmak o kadar iyi ki gerçekten. Dönüşte de evi temiz bulacağım ve bundan çok memnunum. Bakayım benim beyler yatak odada falan bir şey daha atmamışlar inşallah. Yok, her şey gayet yerli yerinde. Ben mayo giydim bu arada, bikini giymedim bugün. Daha rahat ederim. Duşlar alındı. Bir tek banyo toplanacak geldikten sonra. Arasın odası da temiz, derli, toplu. Sadece havlularımızı aldım. Şimdi BİM'e uğrarız, atıştıracak bir şeyler alırız. Çünkü orada acıkırız diye düşünüyorum. Hem suyumuzu falan alırız. Su falan yok yanımıza alacak. Şunlar anneme gidecek. Şunlar kayınvalideme gidecek. Kayınvalidemi çayını indireyim. Bunu da akşam anneme gideceğim zaman götürürüm. Akşama da annem çağırdı. Gider ona da bir çay içeriz. Ya da gelmek istemezlerse ben yalnız giderim. Bismillah. Bugün yemin ederim daha ilk defa dışarı çıkıyorum kızlar. İlk defa terasa çıkıyorum. Dün biz burada akşamüstü terası açtık. Kemere gitmeden önce göl yatakları açtık. Kitabımı okudum. Güzel güzel Yusuf'la burada dinlendik. Ne güzel esiyor burası. Babaannesinde kalsın, evde yalnız kalmaz. Gelmeyecek miymiş? Markete gideceğiz. Tamam kalma, git babaannen hadi. Al iPad'ini de al, anahtar üstünde. Ay tabletini de al da hadi git o zaman. Hayır gitmeyecek. Hadi gel bizimle gel. Akarsuya gideceğiz, çok güzel şelale. Hadi gidelim. Koy çantama telefonunu aşkım. Aferin oğluma. Yüz mü yiyeceğiz değil mi? Aşkım sen araba motorun anahtarını, evin anahtarını aldın mı? Her şeyi aldım. Anne yüz mü yiyeceğiz değil mi? Yok annem yüzmeyeceğiz hadi. Niye benim ayağımı aldın burada? Ayaklarımızı sokarız yavrum. Anne benim şeyimi mi? Aras çantamı çekiştirme, zor diktim zaten. Bu arada çantamın yanlarını diktim. Benim şeyim. Şimdi burası Kuzdere Mahallesi. Çam yuvadan sonra köprüyü geçtik. Ben motoru kullandığım için size çekim yapamadım. Biz şimdi çok güzel bir kanyona gidiyoruz. Şu dağların arasını görüyor musunuz? Orada şahane bir akarsu var ama Yusuf diyor ki şu anda yaz mevsimi olduğu için ve yağmurlar yakında olmadığı için su olmayabilir. Yine de bir çıkıp bakacağız. Şurası Kuzdere Pazar yeri. Daha öncesine gelmiştik buraya. Ondan sonra şimdi neredeyiz? BİM'e geldik. Atıştıracak bir şeyler alacağız. Su, işte ne bileyim ufak tefek abur cubur. Çünkü orada market hiç yok yani. Ve size efendim? Ne oldu? Çalışmıyor mu? Yapma şimdi. Bırak zaten hazır da çalışır vaziyette. Anahtarı Aras düşürdü. Ben de yedek anahtarı almadım. Evde çantada bıraktım. Neyse. Şimdi atıştıracak bir şeyler alalım. Sonra YouTube motoru kullanacak. Ben size birazcık çekim yapacağım o güzellikleri. Evet. Aras nerede acaba? Çok sıcak. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım bakalım. Ne alabiliriz? Açma varmış, simit varmış. Alalım mı? Açma, simit alabilirsin. Bak şurada poşet var. Ben aslında şey düşündüm. Lavaş alıp lavaşın içine böyle bir şeyler ama bıçağım yok. Hani dürüm yapıp da kesmek için. Bıçak almadım. Hiçbir malzeme almadım. Sadece havlu aldım çıktım. Şey yapacağım. Bir simit, bir tane açma alayım. Aras yer çünkü. Ne güzel. Bak. Çok güzel değil mi şu? Evet canım, kulaklık ama kablolu kulaklık. Bize şey lazım. Evet, kablosuz çok güzel kulaklık. Anlıyor. Aras bak, şekerlerin şunlardan da olanı var. Anne o zaman bunları alalım. Öbürsünü bırak. Öbürsünü bırakın o zaman, değiştirin. Böyle orada atıştırabileceğiniz her şeyden aldık. Sandık falan. Anne farklı şunları kalsak, o şekeri bırakın. Tamam canım, nasıl istersen. Kinder yumurtadan. Limonata, kola. Hayır onu bırakacağım. Kinder yumurta hayır istemiyorum. Hayır hayır, kinder istemiyorum. Şeyden bırak. Oyuncak yaşını geçeli çok oldu. Evet bakalım. Meyve olarak da şey bulduk. Erik. Jelibon aldım. Hadi şunu mu değiştiriyorsun, bunu mu alıyorsun? Hadi bir tane alayım. Hayır anneciğim, tatlı yumurta almıyoruz. Dondurma aldık. Şimdi yiyeceğiz. Ben çilekli aldım. Dışı kapalı. Islak mendil aldım. Aras'ın dondurması. Evet.
Baksana olur mu? Vay be, içine bak. Çok güzel ama ağaç çok büyük. Meyveleri de çok güzel görünüyor. Ama daha olmamıştır bence. Her şeyi aman ara sever de Aras bir baksın tadına. Yok, ben yemeyeyim ya. Bence de dondurmadansın. Aşkım şu dalda var, alabilir misin? Bir bak bakalım tadı nasıl. Vay be. Incelerin güzelliğini ama daha şey sert. Maşallah ağaç yıkılıyor ama meyveden. İncir meyvesi aşkım. İncir anne hayat. Al tadına bak. Alayım benim. Daha olmamış ha. Anne gel yanıma. Gel yanıma gel. Daha varmadı kızlar ama bu anne, dere boyunca anne, su yok. Hı. Vücudunda yani karnında kur çıkar mı? Hı, hı. Niye? Çiğ etten çıkar anne, meyveden çıkmaz. Ha. Hadi gidelim bakalım. Anne, daha suyu görmedik kızlar ama daha tepeye çıkacağız. Anne hangi şeyden, hangi meyveden çıkar? Burada güzel bir restoran var. Beydağları Sahil Milli Parkı diye geçiyormuş burası kızlar, bulunduğumuz bölge. İnsanlar var, araçlar var, jandarma anne, sürekli de devriye geziyor. Korumalı anne, yani. Yemek güzel yani şey meyve. İnce güzeldi, afiyet olsun oğlum. Bu restoranda biz birçok kez daha önce kahvaltı yapalım. Aras'cığım teşekkür ederim, susar mısın? Kanyon Park diye geçiyor aslında burası ama. Kanyon Park restoran. Çok büyük bir alan. Lezzeti güzel ama servis sıfır değil mi? Müşteri gelmiyor. Müşteri ama buraya kusurlarla getiriyorlar hayatım. Burasında böyle akarsuyun yanında böyle şeyler var kızlar. Sedirler var oturmak için. Sedir mi diyorlar? Şark köşeleri. Suyun içine ayaklarınızı koyup yemek yiyebiliyorsunuz. Güzel bir yer. Bakayım suyu gördüm gibi oldu sanki de o yüzden sizin için açtım. Baba gitsene, niye yapmıyorsun? Dur annem, suya bakacağız var mı yok mu? Ay suyu gördük. Suyun sesi geldi. Şahane. Çok ilerlemeden burada bir yer bulabiliriz istersen. Size uzaktan gösterdiğim dağlara geldik. Yukarıda daha şahane yerler vardı ama motorun işte motor çıkmaz yukarıya. Ha, inerken sorun olmaz ama çıkarken biraz zor olur diye motoru zorlamak istemiyoruz. Anne o zaman elimizle tırmanalım. Elimizle değil de aşkım ama çok güzel bir yer burası. Araçla geldiğimiz anne, zaman inşallah çekeriz. Anne yola mı gidiyoruz yoksa tırmanmak mı? Aras artık doğal kaynak suyu diyor. Mesela insanlar gelip buradan suyunu dolduruyor. Ay. Şahane. Burada bir yerde gölge bulabiliriz. Anne ama şurada yüzmek için. Ara çok bağırıyor. İnsanlar var bak bebeğim. Anne yüzeriz de ama şeyler var. Yeşil. Yukarıda da insanlar var. Biraz daha yukarı çıkamaz mısın? Baba çıksana. İki tane araba var. Suyların çünkü hepsini görürüz. Ama alan geniş, tertemiz. Belki de daha da akan su görürüz. Bak. Belediye şey yapmış, merdiven anne, yapmış inmek için. Anne, daha önce de vardı. Ara sağa yeni mi görüyorsunuz? Bak yukarıda insanlar var. Bir yerde motor bırakıp gidebiliriz istersen. Anne ben hiç görmedim. Dur biz inelim hayatım. Hakikaten az çok konuşuyorsun oğlum ya. Şöyle yolun üzerine bıraktık motoru ama bir şey olmaz bence. Bıraksak motoru. Kim ne yapacak motora? Şuradan inelim, güzel bir gölge yer bulalım. Kızlar burası bizim evi 20 kilometre falan. Hı? Evet al hayatım, ben havluları aldım. Yusuf bizim eve 20 kilometre var mı burası? 3-4 ha canım. Tamam şu şeyin altında havlu var, onu açayım. Ya da büyük havluyu açayım, küçük havluyu yanıma alayım. Tamam. Tut canım ucundan. İyi aç o zaman. Kitabımı da aldım. Su sesinde birazcık okurum. Relax yaparım. Arasın telefonlarını da aldık ki burada oyun oynasın, başımızı yemesin diye. Çok sıkılıyor gittiğimiz her yerden. Yusuf burası 20 kilometre var mı bizim eve? Yoktur bile o kadar. Merdivenler de sağlam güzel yapılmış. Kumaşları var böyle. Normal tehlikeli çünkü inmek. Baksanıza kayalıkların büyüklüğüne. Ay ne güzel esiyor biliyor musunuz kızlar? Ay ay ay. Aynı zamanda içiliyor bu su. Ama tabii bilmiyorsun ki işte yukarıda insanlar. Bakın su doldurmaya gelmişler. Şu güzelliğe bakar mısınız? Güzel.
şahane. Gerçekten doğal güzellik. Şimdi gölge güzel bir yer bulalım. Yusuf da yiyecekler tutmuş. Yere fırlatmış atmış. Aras nerede acaba kanka? Biz şimdi karşıya geçelim. Şu karşıda gölge bir yer buluruz. Birikmiş su ama çok temiz. Elimi ayağımı sokayım bir. Berraklığını görüyor musunuz suyun kızlar? Bu kadar buz gibi buz. Şimdi bunun içine bir karpuz atıp beklemek vardı. Vallahi tadı çok güzel. Ama çok soğuk. Gerçekten vücudunu soğuklamak insan. Şu anda... Aras su atmıyorsun. Aras taş atmıyorsun. Yusuf da video çekiyor da bütün poşetler bir yerde öyle bıraktı gitti. Böyle sorumsuzluklarını sevmiyorum bu adamın ya. Önce bir yerleşseydik. Telefona sarıldı anlıyorum ama. Neyse ben karşıya gidiyorum. Gelen gelir gelmeyen kalsın. Sonra resim çekiniz. Bu oldu. O yüzden şortunu aldım. Sen de bana diyorsun ki anne niye şortumu aldın? Al şortunu değiştir. Bu taraftaki su daha sıcak Aras, girilebilir şuradaki suya. Şahane güzel, düz ve yumuşak böyle taşlardan bir yer buldum. Çok kaya değil, o yüzden acıkmaz bizi. Yusuf'cum yardım ettiğin için çok teşekkür ederim hayatım. Ney bebeğim? Ben de geldim, hoş geldin. Hoş bulduk. Neden bana yardım etmiyorsun? Ben de arkadan oradan suyu atıyorum. Bir şey söyleyeceğim, şuradaki su daha sıcak, girilebilir. Bak, burası ben buraya gireceğim. Şey. Ne, kaynak suyu mu? Evet. Bu farklı mı? Öbür taraf orta şey. Oo, yerimiz o kadar güzel ki. Denizde boşa bu kadar zaman kaybediyormuşuz. Ama gece domuz yılan olur değil mi burada? Olmaz. Hadi bakalım. Ben önce bir suya gireceğim, sonra açıklayacağım. Gelin abi, istediğinizi yapın. Hadi gel. Artık serbestim. Sonra da kitabımı okuyacağım rahat rahat. Ne güzel değil mi aşkım, kurulu yere hemen oturmak? Güzel. Önce... Şu eşyalarınızı, özel eşyalarınızı bir yere koyun, yemekler bir yerde. Şuraya hemen gir, arkada değiştir, kimse yok. Ya, kimse yok. Yerimiz ya. O kadar güzel, o kadar güzel ki. Hem motoru da görüyoruz. Şu manzaraya bakar mısınız? Şahane. Değiştir annem, kimse yok. Şimdi ne aldık? Şöyle. Ayran, enerji içeceği, kola. Kola senin mi hayatım? Al tatlım. Yusuf sandviçlerini başladı bile. Ben şeyli aldım. Salamlı ve peynirli. Peynirli ve salamlı aldım. Onlar bol peynirli almışlar. Ondan sonra ice'imiz, suyumuz, şu enerjiyi sonra içeceğim. Ayranımız. Fanta'mız. Limonatayı Aras yolda içti. Burada neyimiz var? Meyveleri sonra yıkarsınız tamam mı? Akarsuda mis gibi. Oh, şöyle şeftali falan aldım. Islak mendil aldım, olmazsa olmaz piknikte. Gerçi elimizi yıkardık. Çekirdek keyif yapacağız. Ay çok güzel yer var inşallah. Çöplerinizi sağa sola atmayın, poşete koyun. Yusuf çiğ köfte dürüm almış anneciğim. Çekirdeki çocukla tanışsam. Gidip çalışabilirsin istediğin anneciğim. Aa, bu da simit falan da aldık ama. Ha. Aras çeri domatesi yıkayıp gelsene. Terliksiz gitme hayatım. Var ya, yedik içtik çereze geçtik. Ben hemen şöyle uzandım. Şurada bir tane aile geldi, Türk aile. Tam şöyle kafamı koydum, manzaram böyle. Ve kitabımı okuyacağım. Aa, vallahi hayat varmış. Daha suya girmedik, birazdan gireceğiz. Şimdi kalabalık oldu. Hele midemizdekiler otursun, ondan sonra gireriz suya. Keyif yerimizi göstereyim mi size? Ben şöyle uzandım, kitabımı okuyorum. Çerezler falan yiyorlar. Şimdi ne yapacağız? Azıcık da suya gireceğiz bakalım. Güneş tam sıcak olduğu saatlerde. Bu arada şurası çok daha sıcak. Şurası daha kaynak temiz olan, yani suyu içtiğim yer daha soğuk, buz gibi. Ah düştü. Güneş yavaş yavaş battıkça daha iyi olacak gölgesi. Şuraya bir aile geldi, kalabalıklar. Şöyle. Şuralar yosun tutmuş ama. Biraz daha akar yerde gireceğim ki. Gireceğim derken bacaklarımı falan sokacağım. Evet, ayağımı kayabilir.
Oo, burası daha soğukmuş. Abi, aradaki fark ne acaba? Burası daha soğuk, burası daha sıcak. Bilmiyorum. Ayağım dondu. Aa, çok şaşırdım bu duruma gerçekten. Burası güneşe mi daha yakın? Ha, güneş ışını direkt karşıya vurduğu için artık orayı ısıtıyor. Ay, şurası çok güzel sıcaklıyor. Çok ilginç. Akarsu'da böyle bir şey olur mu? Hiç bilmiyorum ama olmuş işte. Orası soğuk, orada girmem ben. Beni çağırıyorlar. Dizlerim falan sokayım önce, bir deneyeyim de vücudum alıştı. Çok ıslanmak da istemiyorum. Bikinim falan sonra zor kuruturum. Şurada bir taşa oturayım. Ortaya. Ne aşkım? Gelemem ben oraya. Burası iyi benim için. Cennet, yemin ederim cennet. Çok güzel yerlerimiz var Türkiye'de. Gerçekten bayılıyorum. Her köşesi ayrı bir cennet. Maşallah diyeyim de. O kadar zevkliydi ki su gerçekten çok güzeldi. Saçımı falan da ıslattım. Komple yatmadım ama her yerimi ıslattım. Sadece mayomu komple suyu çekmesini beklemedim. Çünkü siz söyleyin adını. Gölgedeyiz ya, üşürüz diye korktum. Ne kadar olmasa da akarsu. Hani deniz gibi değil ya da bilmiyorum. Yanlış düşünüyor da olabilirim ama denizin sıcaklığı kadar değildi su. Burada akarsu olduğu için, dağdan geldiği için. Benimkiler şimdi beni bıraktılar, tekrar gittiler. Herhalde mangal falan da akşamları yakıyorlarmış. Çünkü mangal, kayalardan mangal şeyleri falan. Allah kahretmesin. Nefret ediyorum şöyle bir araba geçip egzozu patlamış böyle vır 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 bağıran arabalardan nefret ediyorum. Çok güzel yermiş gerçekten. Ya ben burayı çoktandır biliyordum ama bayağı oldu gelmeyeli biz buraya. Çok yıllar oldu. Yo, en son geçen sene mi? Onun 2 yıl önce gelmiştik en son. Çiğdem, Yusuf, ben kahvaltıya gitmiştik. Kahvaltıdan sonra da akarsuya inmiştik ama böyle kollarımızı falan ıslattık. Böyle günübirlik gelmedik. Çok güzel oldu bence. Evde sıcakta oturmaktan iyidir. Aras diyor ki ben suya gireceğim, siz de benimle beraber girin. Ben orada girdim, benimle girmedi. Şimdi babasını sinir ediyor. Babası kızdı ona. Gireceksen gir, gir. Yani sürekli her şey şartlıyor ve sinir ediyor bizi. Şu güzelliğe bakar mısınız? Allah'ım. Çok güzel bir yer. Çok beğendim. Neyse, hazır sessizlik var, biraz kitabımı okuyayım. Üçüncü bölüme geçtim ve çok güzel, heyecanlı. Artık roman yavaş yavaş açılmaya başladı. Artık hikayeleri, ondan sonra romandaki karakterlerin hepsi yavaş yavaş tanıtılmaya başlıyor. İşte bunlar da beni iyice. Yani dediğim gibi daha önce okumuştum Sefilleri ama çok yıllar olmuştu. Bekarken okumuştum herhalde. Kaç yıl oldu? 12 yıl falan olmuştum. Kitabı okuyordum. Bu arada gelmişken bugün belki kütüphaneye uğrayabilir miyiz? Saat 5'e yetişir miyiz? Yok, yetişemeyiz. Bugün cuma, saat 4.30'da kütüphane kapanıyor. Hafta sonu çalışmıyor. Kütüphaneye üyeliğim var ya, kitap almak istiyordum arkadaşlar. Neyse, hele bir Sefilleri bitireyim. Hafta içi gene gidersek alırım. Güneş lekelerimi görüyor musunuz? Açık havada daha da belli oluyor. Bu arada ben krem aldım. Niye sürmüyorum ki? Çiller gibi olmaya başladı yüzümde. Krem aldım. Direkt yüzüme temas ettirmiyorum artık güneşi ama motora bindiğimiz zaman ister istemez güneş tepeden baktığı zaman etkiliyor bizi. Neyse, eve gideriz, duşumuzu muşumuzu alırız, ondan sonra anneme uğrarım. Ya da belki giderken anneme gideriz. Bence iyiyiz. Babası zorla suya sokuyor onu. Islattı onu, zorla suya soktu. Ay, bazen dövüşüyorlar, bazen anlaşıyorlar. O kadar tatlı oluyorlar ki. Biz oradan çıktık, nereye geldik? Denize geldik. Bu kadar güneşin altına çıkmışken denizsiz olur mu? Olmaz. Yusuf dedi Kındıl Çeşme'ye gidelim. Aras'cığım gel, buradan inelim bebeğim. Aras. Gel tatlım, direkt sahile ineceğiz. Burayı hatırladınız kızlar. Pikniğe gelmiştik kardeşim Gül geldiğinde. Bayramdan birkaç gün sonra mıydı? Bayramdan birkaç gün önceydi.
galiba. Buraya pikniğe gelmiştik. Şurada oturmuştuk banklarda. Şimdi banklarda oturmayacağız. Direkt sahile ineceğiz. Çünkü güneş de batmak üzere, baksanıza. Yani öyle güneşin şimdi çok etkili olacak bir saati yok. Tabii içeceklerimizi, yiyeceklerimizi yine aldık yanımıza. Şimdi şu manzaranın güzelliği koy gibi. Kındılçeşme diye geçiyor burası. Ücretsiz burası bu arada. Araçlarınızı park edecek otopark var. Lavabo ücretli, sadece 1 lira alıyorlar. Onun dışında yeri ücretsiz. Duş alma yeri ücretsiz. Aşağı mı inelim şu, ama birazcık sakin bir yer olsa, çok kalabalık ya. Kalabalık dediğim de, yani biz alışmışız ya kızlar bomboş. Nereye? Tamam, ilerleyelim hadi. Ama burasını, kumunu seviyorum ben. Tabi aşağılara doğru çakıllar var ama. Araçını tozutma bir tanem, ara sablıyı aldı gidiyor. Sakin, suyu güzel. Biraz da denize gireriz. Bakar mısınız sahillere? Oralar direkt kemeri şeyi. Burası kemerin girişi ve çıkışı aynı zamanda. Antalya'ya yakın burası. Antalya'dan geldiğimiz zaman hemen ilk sol tarafta. Ve yaklaştırayım birazcık. Temiz güzel bir yer. Yenilendi bu arada burası. Şu amcacığım kalksaydı da biz oraya otursaydık ne güzel olurdu ya. Of. Kalkar mı ki acaba? Şurada biz otursak. Amca kalktığı zaman oraya gitsek. Hayatım, şu amca kalktığı zaman oraya gitsek, şuraya otursak olmaz mı? Yani şurada kalsak, burası. Biraz da böyle arkaya gelin. Burayı açalım yani. Burayı. Tamam anneciğim. Yemin ederim tam şuraya örtülerimizi serdik. Amca buradan kalktı. Kalbime doğdu, yemin ederim. Geldik. Yerleştik. Ben suya girdim. O kadar güzeldi ki su. Sadece işte burada biraz kayalıklar fazla olduğu için suyun dibinde ayağımı kesiyor. Çok dikkat etmek lazım. Vallahi keyfimiz çok güzel. Eriğin tadına baktım, şahane. Pesto soslu cipsten açtım. Yusuf Bey orada kanalıyla ilgileniyor. Aras orada keyfi yerinde çünkü gömüldü kuma. Kum istiyordu. Oo, şahane. Vallahi keyifteyiz. Bugün gayet güzel ve motive dolu geçti ya. Şaka maka bir yana. Gerçekten güzeldi. Hem kanyon da güzel başladı. Burası da güzel bitiyor. Aman Allah günümüzün devamını iyi getirsin de. Anneme yetişemeyeceğim herhalde ya. Neyse bakayım, çok geç dönersek yarın artık ertelerim, ona uğrayacaktım ya bugün. Bakarım duruma göre. Etrafı biraz çekeyim size. Güneş batışına kalırız herhalde diye düşünüyorum. Ah, çam yuvaya girmiş bulunmaktayız. Boynunda şey var da kızlar. O yüzden askıdan çok uzaklaştıramıyorum. Migros'a geldik. Karpuz alacağız. Yusuf karpuz alıyor kasada. Bir de ekmeğimiz yok, ekmek alacak. Allah'ım artık inşallah son duraktır. Yusuf'la her girdiğimiz, her çıktığımız, yani her çıktığımız gezide en az 10 tane bir yer uğramak zorundayız. Ya tatlıcı, ya market, ya tekstilci, ya ayakkabıcı, ya bilmem ne, ya bilmem ne. Karpuz ile ekmeğimi yuvarlamış geliyor. Akşam yemeği geç oldu. Annem akşam yemeğine çağırdı aslında ama biz de biraz geç gideceğiz. O yüzden karnımız acıktı, dedik evde yiyelim, öyle gidelim. Anneme de zahmet olmasın. Aras'cığım kalk baba, karpuz aşağıya koysun oğlum. Kucağıma mı? Anne. Ondan sonra bebişlerim. Şimdi o yüzden eve gideceğiz ve eve makarna patlıcanım var. Onları ısıtacağım. Yusuf da karpuz yemek istedi. Dünkü yemeği yemek istemedi. Evet aşkım, anneanneme gideceğiz gece 11'de. Ay nihayet saat 8.30, biz sahilden geldik. Yusuf arası duş aldırdı. Şimdi kendisi duşta. Ben de hemen yemeklerin altını ılıkça bir açtım. Isınsın. Şu patatesin altını biraz kısayım, patlıcan oturtmam daha doğrusu. Bu yemekleri bitireceğiz. Aras'la biz. Yusuf Bey de karpuz aldı kendine. Karpuz kesecek. Şu arasının aistisi. Bardak almıştık. Bardak. Şuna dolaba koyacağım. Birkaç tane çilek, domates kaldı, onu yeriz. Çantayı boşalttım. Islakları astım. Kirlileri kirliye attım. En son ben kaldım, duş alacağım. Şurada böyle yoğurt kabına şey yaptım. Çerezlerimiz vardı. Çerezleri böyle paketiyle ağzı kapaklı koydum ki hava almasın, taze dursun. Islak mendilimiz kaldı, olsun. Arada gittikçe lazım olur, kullanırız. Burada da pizzamız var. Kraker. Jelibonlar var. Bunları dolaba kaldıracağım. Şunlar falan yatak odasına gidecek. Yani biz aslında her denizden geldiğimizde, sahilden geldiğimizde bu tezgah mutlaka bu şekilde doluyor.
şey, sahilde kullandığımız malzemelerle. Bu arada şarjım çok az. Sizi hemen şarja koyacağım telefonu. Karnımızı doyuracağız. Ondan sonra hemen anneye kaçıyoruz hazırlanıp. İzlenme sayım az oldu. Hayır hayatım. İsmini değiştirmiş olsan bile şu anda senin güncel abonelerin seni görebilir, izleyebilir. Kocacığım bir gaza geldi. İsmini değiştirdi. Eski ismimden devam ediyorum arkadaşlar. Çünkü lütfen yaklaştırıp gösterir misin? Ben yazacağım altı bir de bu arada. Bu gözlüklü yakışıklıyı gördüğünüz an dur bak kanal ismi. Bunu niye hemen söylüyorum? Çünkü çok yazanlar var kızlar bana, hani destek amaçlı eşini, kanalını söyler misin? Bulmak istiyoruz, desteklemek istiyoruz falan diye. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. Dur bak. Aynen şuraya hemen yazıyorum desteklemek isteyenler. Ya ben şey yapıyorum diyorum, genelde link bırakacağım diyorum ama bazen unutuyorum. Gerçekten kızmayın bana ama bazen de bol bol linklerini kartlara falan bırakıyorum Yusuf'un kanalının. Eşimin kanalı dur bak, gidin destek olun. Gerçekten desteklemek isteyenler lütfen. Kapanış yapacağım. Saat şu anda 10'a 10 var. Biz terasta birazcık uzandık. O size sabah göstermiştim ya, minder falan açmıştık. Ondan sonra sivrisinekler bizi yemeye başladı. Biz hemen içeriye kaçtık. Keyifler yerinde. Ben böyle dolabı niye açtım biliyor musunuz? Bu aydınlatıcı kremi sürmek için. Vallahi 3 gündür. Hatta bugün 4. gün sürüyorum. Süreceğim. Bakım önemli. Hangi krem? Duşlar alındı, yemekler yendi. Şu ne bedava baldan tatlı mıdır diyorlar aşkım? Ne baldan tatlıdır? Bedava baldan tatlı mıdır? Bu acayip yoğun biliyor musunuz bu arada? Yani fazla sıkmamak lazım çünkü doldurdum ben içine. Çok güzel. Hayır senin doldurdun o, senin kendin. Sen oraya çimento döksen de kapan. Kendi kırışıklarıma bakmıyorum da milletin kırışıklığı dalga geçiyorum. Yusuf diyor ki şu alnımın çatındaki kırışıklığa sür diyor. Ben dedim ki senin oraya çimento doldur. Ay Allah gülecek versin derler bizim oralarda. Ağlamayalım. Çünkü bizim oralarda yani askı kültüründe böyle bir inanç vardır. Bilmiyorum başka yerde var mı ama ben bildiğimi, yetiştiğimi söylüyorum. Çok gülersen ağlarsın derler. O yüzden çok gülmüyorum. Ya da hayra yor Rabbim diye dua ediyorum. Niye benim şişemden kafanı dikip ağzına içiyorsun? Herkesin şişesi ayrı. Değil mi? Ne ha oldu? Bu arada iki tane meraklı izleyicim şey diye sormuş aşkım. Kızacaksın biliyorum ama bunu sana sormak istedim. Özellikle cevap vermedim. İki tane ama başka kimse yok. Yani bilenler biliyordu ama bunlar herhalde ya yeni ya da işte meraklı diyebilirim. Restoranttan neden ayrıldın? Nasıl geçineceksin? Bundan sonra çalışmayacak mısın? Evde mi oturacaksın sürekli hemen demişler. Hemen sana söylüyorum. Arkadaşım şu anda ailem... Kızma. Sakin. Hayır ben kızmıyorum. Yurt dışına gideceğim için ailemle zaman geçiriyorum. O onlardan çeki yakın zamanda ve bir ayın içinde, 10 gün içinde de olabilir, 2 hafta içinde. Ben yurt pasaport dışına... ve belgelerinle alakalı. Buna alakalı bir durum. O zamana kadar da ailemle güzel zaman geçiriyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Benim kanalda senin yurt dışına gideceğini ben ilk defa söylüyorum. Hayır. Sen söylüyorsun. Ben hiç söylemedim. Ya, Allah kısmet ederse. Aynen. Dinlesin. Bir şeyler çünkü, kesinleşmeden söylemiyorum çünkü. Sadece bunun için diyorum. Başka bir şey demiyorum. Çok teşekkür ederim. Yusuf'un çalışmayla ilgili yurt dışında yurt dışına gitmek gibi planları var. Teklifler var. Değerlendiriyor. İş imkanları çok fazla. Çünkü daha önce Avrupa ülkesinde bulunmuş ve Almanya'da yaşama hakkı var. Nasıl nedir diye ayrıntılarına girmiyorum. Dilleri var, yetenekleri var, kabiliyeti var ve gitme şansları var, teklifler var. Bunları değerlendiriyor ve şu anda pasaport sürecini falan başlatmamız lazım. Ama biz tabii bol bol zaman geçirip gezmekten pasaport kısmına daha geçemedik. Biz de bu arada kimlikler eski kimliklerdeyiz daha. O yüzden yeni kimliklere başvuracağız. Yeni kimliklerimiz gelecek. Ondan sonra yeni kimliklerle pasaporta başvuracak. Pasaportu geldikten sonra da artık belgelerini falan bekleyecek. Yurt dışına gidip yurt dışına çalışmak istiyor ama biz gitmeyeceğiz. Yani en azından şimdilik böyle bir söz aldım ben kendisinden. Biz gitmek istemiyoruz. Bazen belki tatile gidebiliriz ama ben ülkemi değiştirmek istemiyorum. Daha önce bununla ilgili konuşmuştum ama siz de bana demiştiniz ki Nigar'cığım enişteyi dinle. En doğrusu eniştenin dediği Türkiye'de gelecek yok falan filan. Neyse geldi halimize binlerce kez şükürler olsun. Durum öyle bebişlerim. Güldük, eğlendik. Sizleri öpüyorum. Vedalaşıyoruz. Yarın görüşürüz. Saat 10 oldu. Ben hızlıca artık montajı yapmam gerekiyor. Ondan dolayı annemlerle bir şey çekemeyeceğim ama annemlere gideceğiz bir saat sonra. Yarın görüşürüz. Bay bay.